Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi 13 numaralı bölümümüzün son iki köşe taşı kalmış arkadaşlar. Bunları da atlamayalım. Bilseydim önceki videolarla birleştirirdim bunu ama yapacak bir şey yok. Devamını yapıyoruz şimdi arkadaşlar. İki tane daha köşe taşı çözeceğiz. 21 numaralı köşe taşındayız. Hemen şöyle bir odaklanmasını bir ayarlayalım. Sonra da vira bismillah deyip başlayacağız dostlar. Evet, bakalım ne diyor. Bir konveks sekizgenin çizilebilmesi için en az kaç elemanın bilinmesi gerekir diye bir soru sormuş bize. En az kaç eleman bilinmeli? Dostlar, zaten yukarıda şöyle bakıyorum. Hocalarımız gerekli açıklamayı yapmışlar. Ben çok fazla uzatmadan şöyle söyleyeyim. Şimdi bir çokgenin çizilebilmesi için senin 2n-3 tane elemanı bilmen lazım. Tane, tabii en az. En az bu kadar eleman bilmen gerekiyor dostlarım. Eleman bilmelisin. Bu 2n-3 tane elemanın en az 2 en az n-2 tanesi uzunluk olmalı. Uzunluk olmalı. Geriye kalanları ise yani 2n-3'ten n-2'yi çıkartırsan n-1 tanesi ise açı olmalı. İşte gerekli bilgiler burada dostlar. Şimdi bize ne diyor? Kaç eleman bilinmeli? Yani 2n-3'ü soruyor o halde bize. N dediğimiz şey kenar sayısı. Sekizgen dediği için 8 yazıyoruz n yerine. 2 çarpı 8 16. 3 çıkarttım. 13 geldi. Sorumuzun cevabı dostlar. Tabi bunlar bütün çokgenler için geçerlidir dostlarım. Tabi bize burada deseydi ki düzgün sekizgen deseydi diyecektim ki bakın zaten 3. soruda da öyle demiş. Düzgün bir sekizgen demiş. Onu da birazdan göreceğiz. O zaman orada açıklayayım ben geri kalan kısmını. Evet, bir numarayı gömdük. Hemen 2 numaradayız. Dış bükey bir çokgenin çizilebilmesi için en az 45 eleman bilinmelidir diye söylüyor dostum. Şimdi eleman dediği zaman ne yazıyordum ben? En az 2n-3 tane eleman bilinmeli. Ve bize de bunun sayısını 45 olarak vermiş. Hemen düzenliyorum. Eksi 3'ü bu tarafa attım. 2n eşittir 48 yaptı. 2'ye böldüm. N eşittir 24 yaptı. Yani 24 kenarlı bir çokgenmiş bu dostlarım. Cevap Bursa'dan geldi. Evet, geçtik biz de şimdi 3 numaralı sorumuza. Şöyle ayarlayalım hemen. Diyor ki düzgün bir sekizgenin çizilebilmesi için en az kaç tane elemanının verilmesi gerekir diye bir soru sormuş. En az kaç tane eleman verilmelidir diye bir soru sormuş. Şimdi burada şaşırıp da bakın zaten hocalarım da nerede şaşıracağınızı biliyorlar. Şaşırıp da arkadaşlarım hemen şunu yapmayın. 2n-3'ü bulmayın dostlarım. Yani n yerine 8 yazıp 2 kere 8 16, 3 çıktı. 13'ü işaretlerseniz bu hata yaptığınız anlamına gelir dostlar. Zaten eğer cevap 13 olsaydı birinci soruyla bunun arasında hiçbir fark kalmayacaktı dostlarım. Bakın burada düzgünlük kelimesini görüyorsunuz. Sizin bir düzgün şekli çizebilmeniz için bir elemanını bilmeniz yeterlidir dostlarım. Mesela açısını bilseniz, mesela bize dese ki 30 derecelik bir çokgen çiz. 30 dereceyi ayarlarsın, düzgün diyecek tabii ki. 30 dereceyi gönye ile ayarladığın zaman her türlü çizersin. Ya da bir kenar uzunluğu 5 santim olan, bakın bir kenarını 5 verdiği zaman aslında benim düzgün sekizgenin 8 kenarını birden biliyor oluyorum dostlar ben aslında. 8 kenarı da 5 değil mi bunun? Sonuçta adı üstünde düzgünlük. Aynı zamanda sekizgen dediğine göre ve düzgün dediğine göre hemen 360 bölü 8'den bir dış açısını da buluyorum ki dolayısıyla 8 dış açısını aynı zamanda 8 tane de iç açısını bulmuş oluyorsunuz böylelikle dostlar. Yani bütün her şeyini bilmiş oluyorsunuz düzgün sekizgeni. Sadece bir elemanını verdiğinde aslında her şeyini bulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla düzgün bir şeklin çizilebilmesi için bir eleman bizim için yeterlidir. Cevabımız Adana'dan gelir. Şuna bakalım.
Bir çokgenin çizilebilmesi için en az 27 tane eleman bilinmesi gerekmektedir diye söylemiş. O zaman bizim eleman sayımız neydi? Kaç eleman bilmeliydik? 2n eksi 3. Ve bunu bize 27 olarak söylemiş. Tamam. Hemen 2n eşittir 30 diyelim. N eşittir 15 geldi. Yani bu 15 kenarlı bir şekil. Peki bunun kaç tanesi uzunluk olmalı diye soruyor bize. Uzunluk neydi dostlar? Birinci soruda açıkladık. N eksi 2 tanesi uzunluk olacaktı. N eksi 2 tanesi uzunluk olmalı. Peki N yerine biz kaç yazacağız? 15 bulduğumuz için 15 yazdık. 15 eksi 2'den 13 tanesi uzunluk olacak. 27 eleman bilinmesi gerekiyor. Demek ki 14 tanesi de açı olacak. Bize uzunluğu sorduğu için cevabımız Bursa'dan geldi dostlar. Evet. Geldik 22 numaralı köşe taşımıza dostlar. Bu da bizim çokgenlerimizin son köşe taşıdır diyebiliriz. Evet, ne diyor bu? Düzgün 12 genin kaç tane simetri ekseni vardır diye bir soru sormuş bize. Kaç tane simetri ekseni vardır? Şimdi düzgün 12 genin dostlar kısaca şöyle 12 tane simetri ekseni vardır. Önce bunu bir söyleyelim. Bütün düzgün şekillerin kenar sayısı kadar simetri ekseni vardır. Yani düzgün altıgenin 6 tane, düzgün yedigenin 7 tane, düzgün sekizgenin 8 tane gibi simetri eksenleri mevcuttur dostlar. Hani bunu bilmeniz yeterlidir. Zaten üniversite sınavında da hani çok da fazla bu tarz sorular geleceğini zannetmiyorum ben. Şuna bakalım. Düzgün 18 genin diyor. Düzgün 18 genin. İki köşesinden geçen kaç tane simetri ekseni vardır? Şimdi simetri ekseni kenar sayısıyla eşitti değil mi arkadaşlarım? 18 gense bunun normalde 18 tane simetri ekseni var. Ama bize diyor ki iki köşeden geçen simetri eksenlerini göster bana diyor. Bakın şöyle yapalım. Şimdi şurada birazcık çizmeye çalışayım ben. 18 gelmiş gibi ya da altıgeni çizeyim arkadaşlar. Altıgende anlayalım kuralı. Sonra 18 gene uyarlarız. Şimdi 18 geni çizmesi zor. Şöyle bir şey. Şimdi simetri ekseni dediğimiz bakın 1. Şuradan tam kenarların ortasından geçen burayı 2'ye, burayı 2'ye bölen doğru. İşte bu birinci simetri ekseni. Şimdi böyle bu şekilde bu var. Bir de bu var. Bakın kaç tane var? 3 tane buradan geçiyor. Bir de şunlar var arkadaşlarım. Bakın şu da köşelerden geçiyor. Karşılıklı köşelerden. Bu 4. simetri ekseni. Şuradan geçen 5. Şuradan geçen de 6. simetri ekseni. Ne demiştik? Düzgün altıgenin 6 tane simetri ekseni vardır. Bakın bunların 3 tanesi. Şu 3'ü kenarların tam ortasından geçiyor. Diğer üçü ise karşılıklı köşelerin üstünden geçiyorlar dostlar. Yani 3 tane simetri ekseni köşelerden geçiyor. 2 köşeden geçiyor. Bakın bu simetri ekseni bu 2 köşeden geçiyor. Bu simetri ekseni bu 2 köşeden geçiyor gibi. Demek ki altıgenin 3 tane simetri ekseni 2'şer köşeden geçiyor. Yani yarısı kadar. Aynı şey 18 gen için de geçerlidir. 12 gen için de yani bütün ne diyelim? Kenar sayısı çift olan bütün çokgenler için geçerlidir. Yarısı kenarların ortasından geçer. Yarısı ise ikişer köşeden geçer dostlarım. O yüzden bu adamın 9 tane simetri ekseni köşeden geçmek zorundadır diyebilirsiniz. Evet şuna gelelim. Şu ne diyor? Bir kenar uzunluğu 12 santim olan düzgün beşgende rastgele bir simetri ekseni alınıyor. Bu eksen üzerinde olmayan bir köşesinin eksene uzaklığı en az kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. Şimdi bunun bir resmini çizmeye çalışayım ben sizin için arkadaşlarım. Hatta videoyu burada bir durdurayım. Çizeyim ondan sonra zamandan da kaybetmeyelim. Bir boş kağıt bulayım. Hemen durduruyorum tekrar başlatacağım dostlar. Evet dostlar çizdim ben. Düzgün beşgeni şöyle size de göstermek istiyorum. Şurada biraz şey kaldı ama şöyle biraz daha şunları alayım ben. Şöyle uzaklaştıralım. Şöyle biraz daha iyi gözüküyor şimdi diye düşünüyorum. Evet.
Düzgün beşgeni çizdim dostlarım. Simetri eksenini çizdim bir tane de. Bakın şu köşeden ve tam bu kenarın ortasından geçen doğru. Bu da bizim simetri eksenimiz. Soru diyordu ki bir kenar uzunluğu 12 santim olan düzgün beşgenin. İşte şu. Bu düzgün beşgenin bir köşesinin bu simetri eksenine uzaklığı en az kaç olabilir diye soruyor. Şimdi bakın şu köşeyi düşünürsek en az tam bu simetri eksenin üstünde olduğu için bu köşe en az 0 olur dersiniz. Ama soruda ince detay diyor ki bu simetri ekseninin üstünde olmayan bir noktadan bahsediyor. Yani şu nokta olabilir, şu nokta olabilir, bir de şu alttaki iki nokta olabilir. Hangisinin simetri eksenine uzaklığı daha azdır diye soruyor. Bakın şu noktanın simetri eksenine uzaklığıyla şöyle çizdim. Şu noktanın simetri eksenine uzaklığını kıyaslayın. Hangisi daha azdır sorusunun cevabı tabii ki bu daha azdır değil mi aslarım? O zaman ne diyeceksin? Bize sorulan yer aslında burasıymış diyeceğiz. Ve bu da bir kenarın gördüğünüz gibi yarısıdır. Cevabımız 6 geldi dostlarım. Evet. Bu sorunun cevabı 6'ymış. Hemen biz de işaretleyelim. Nerede orası? Şurada cevabımız Bursa çıktı. Şimdi bir soru daha var. Onu da çözelim. Bu ne diyor? Bir kenar uzunluğu 12 santim olan düzgün 12'genin bir köşesinin simetri eksenine uzaklığı. Bakın burada da çokgeni değiştirmiş. Düzgün 12'gen vermiş. Bir de en çok diye soruyor. Az önce en az diye sormuştu düzgün beşgende. Bunu da buluruz dostlarım. Tabii bunun için benim hani siz daha iyi anlayın diye yine bir şekil çizmem lazım dostlar. O zaman yine videoyu durdurayım ben. Bunun da şeklini çizeyim. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar şöyle bir çizmeye çalıştım ben. Düzgün 12'gen çizdim ama çok da böyle tam net olmadı. İdare edelim artık. Çok önemli değil. Şimdi bize diyor ki bir kenar uzunluğu 12 santim olan düzgün 12'genin simetri eksenine. Şimdi simetri eksenini çizelim bunun. Tabii ki 12 tane simetri ekseni var. Rastgele bir tanesini şu A'dan G'ye doğru olan şu simetri eksenini çizdim. Simetri ekseni tam 2'ye bölüyor değil mi aslanlar? Bakın burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenar bu tarafta. 6 kenar da bu tarafta kaldı. Bu 1. Şimdi bize de diyor ki bu köşelerden, şu 12 köşeden simetri eksenine en uzak olan hangisidir onu gösterin diyor dostlarım. Tabii ki burada bakın hani görsel olarak da görüyorsunuz. Bu J noktasından buraya olan uzaklık bizim için daha kısa değil mi dostlarım? Çünkü tam ortada bakın bunun üstünde de 1, 2, 3 kenar var. Altında da 1, 2, 3 kenar var. Şu üç kenarı şöyle birleştirelim. Bakın burada bir ikiz kenar yamuk çıktı dostlarım. Düzgün 12'genin bir kenarı 12 birimdi. Şunlara 12 yazalım. Şuradan aşağıya bir diklik indirelim. Bunun bir iç açısı 150 dereceydi düzgün 12'genin. Nereden buldun hocam? Hemen 360'ı 12'ye bölersek 30 çıktı bir dış açı. Dış açı 30 ise iç açı 150. Şurası 150 ise U kuralından 30. Bakın 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı yarısı olacak. 6'dır şurası. 60'ın karşısı kök 3 katı. Şurası 6 kök 3. Tabii başka ne hesaplayalım? Bu da şimdi tam simetri ekseni açıortayımız olacak bizim. Yani 150'yi 75-75 bölecek. Şuraya da 45 kaldı dostlar. Bunu da yazmış olalım. Sonra şurası 12 ise şuraya da 12 geldi. Bakın yine burada da bir 30-60-90 üçgeni var. O zaman burası yine 6. Burası da 6 kök 3 oldu. Şimdi şuradan da çizersem aynı uzunluğu şöyle de çizdiğimi düşünün. Ve aynı şeyleri burada da bulacağız arkadaşlar. Yani yine burası 45 derece olacak. Yine burası toplamda ne geldi bakın şu uzunluk 12 artı 12 kök 3. Yani biz bu uzunluğu 12 parantezinde kök 3 artı 1 diye yazabiliriz. O halde burası da 12 parantezinde kök 3 artı 1 olur. Ve bize de şurayı soruyordu değil mi? Şurası x dediğimiz yer bizim. X'te ne gelecek dostlar? 90'ın karşısında ne varsa 45'in karşısını bulmak için kök 2'ye bölüyorduk. Yani 90'ın karşısında 12 parantezinde kök 3 artı 1 var. Ben bunu kök 2'ye bölersem aradığım x'i buluyormuşum. Hemen kök 2 ile çarpalım her iki tarafı. Şöyle kök 2 ile çarpıp kök 2'ye bölelim arkadaşlarım. Hani eşlenikle çarpma işlemi yapıyorum. Şunlar da sadeleşirse
Burada 6 kaldı. Burada 2 idi bunların çarpımı. 2 ile 12 sadeleşti. Yukarıda 6 kaldı. Bakın şu kök 2'yi de içeriye dağıtalım. 6 parantezinde kök 2 ile kök 3'ün çarpımı kök 6. Kök 2 ile kök 1'in çarpımı da kök 2. Yani 6 tane kök 6 artı kök 2'ymiş. Bizim sorumuzun cevabı, şöyle bakıyorum hemen. Sorumun cevabı evet, Denizli şıkkındaymış dostlarım. Hemen işaretledim ben de. Evet arkadaşlar. Bu köşe taşlarını bitirdik. Çokgenlerin bir sonraki videomuzda da tarama testiyle devam edeceğiz inşallah. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.